Gençler kanalıma hoş geldiniz. Hep diyordunuz uzun saç, uzun saç, uzun saç. Aha da 7 yıllık saçları kesiyoruz bugün. Kısaltacağız. Hep böyle sıfırlamaları görüyordunuz. Ama bu sefer artık değiştirelim. Bu sefer saç kısaltacağız, bayağı kısaltacağız ama. Şöyle elimde saç usturası var. Bununla başlayalım. Şimdi nokta nokta keseceğiz saçı. Yani platform üzerinden gideceğiz. O yüzden şöyle saçtan bir parçamızı alalım. Merto, ha. Enseler gözükecek değil mi oğlum? Gözüksün abi. Kafana göre takıl abi. Bayağı kısalt diyorsun yani. Kısaltabilirsin bayağı. Arka taraflar açılsın ya. Böyle sabahlanalım. Bak direkt açıyorum ha. Ya komple değil, biraz kalabilir ama yine kısa olsun. Abi o kadar uzun zamanda kısa saç görmedim ki. Ya bildiğin giriyorum yani şu an. Bayağı götürüyorum saçları. Götür. Gençler hazır mısınız? Gidiyor. Mert hazır mısın? Bak gidiyor. Dönüş yok. Tamam abi gir. Tan tararan tan tarararan tan tararan tan tarararan. Aha da gitti. Bunu sana vereyim mi hediye olarak? Olur. Tamam biz bunu şey yapalım dur. Şöyle yapalım. Bir daha ben bu saatte uzun saça dönmem gibi. Bence de. Senin artık bu saatten sonra o iş bitti. Bundan sonra çünkü saçı bir daha uzatamazsın. Çok zor bir ihtimal o. Hop. Evet. Buyurun efendim. Bunu artık ölene kadar saklarsın. Onu birazdan ayarlarız ama. Evet şimdi fazla kıllatmadan gerçek işimize başlayalım. Evet. Bakın şimdi profili verdik. Saçın ilk ana profilini aldık. Şimdi ikinciden. Hop şuradan böyle alıyoruz. Nereden aldık biz o saçı? Şurası. Değil mi bak? Hop bu nokta. Hop burayı da aldık. Ondan sonra üçüncü profil. Şurası. Vallahi var ya. Gitti Merto. Vallahi gitti, billahi gitti. Bak arkada Bora da nasıl kıs kıs gülüyor bak, görüyorsun değil mi? O var ya, o arkadaş değil o, düşman o düşman. O düşman o. Burasını da alalım. Hop. Şimdi şuradan da. Bu yanlar da gidiyor oğlum. Vallahi gitti, billahi gitti. Ana saç kalmadı. Hiç affetmem. Hiç affım yoktur. Bunu da aldık. Gelelim şuraya. Aba! Saç kalmadı. Vallahi gitti. Güzelim saçları kesiyorum. Dur oğlum. Dur çocuğum. Dur. Merto duyguların nasıl oğlum? Darmadağın desene. Duyguların darmadağın. Abi tamam, en son saçım kısayken kahkülüm vardı ve ortaokuldaydım. Tamam. O zaman da bir saçım uzun. Çok güzel. Hiçbir fikrim yok yani. Şimdi gençler profil çiziyoruz ya. O profilin üzerinden gitmemiz lazım saçta. Tabi bunu kaçırmamak lazım mesela. Şurada ya. Tık böyle alıyorsunuz. Şu altı. Böyle alarak. Kısaltarak burayı böyle kesiyorsunuz. Ondan sonra buradan tekrar buraya geliyoruz. Nerede bırakmıştık? Şurada. Ama tabi. Şimdi o taraflı bu taraf bir olmadığı için. Ona göre ayar yapacağız. Şu noktadan alacağız ki kulakların etrafını açabilelim. Burayı da böyle aldık. Hop buradan geliyoruz. Hop. Evet şu ön tarafı ayırayım bir. Şu tarafı da alalım.
Bak hop, çekiyorsunuz böyle saçı. Ana saçı görüp ondan sonra alıyorsunuz. Hop, buralara girelim bir şöyle bir. Tamam. Orası kalsın. Merto. Önler. Ya sana göster. Nereye kadar çekeyim önleri? Yani aşağı yukarı abi. Yani sallıyorum şu kaş hizasına kadar alayım mı? Yani o saç göstereyim şöyle geliyor ya abi. Aha. Onu yapabilecek kadar. O zaman ona göre ise biz önlere çok fazla girmeyelim. Aynen. Yani alalım ama sallıyorum sana şunu götüreyim. Çok az daha kısa olabilir ya, bir iki parmak. İlk önce bir saçın bir platformunu çıkartayım ki ondan sonra. Tamamdır. Çünkü o gösterdiğin fotoğraftaki saç önleri bir tık uzun ya. Hı hı. Ona göre gideceğim. Şöyle. Şöyle bir kontrol edeyim. O köşeler uzun. Tamam. Şuradan şu sıradan bir tık almamız lazım. Evet. Şimdi saçı açalım. Saç açılsın. Artık bir tık yavaş yavaş artık makas kesimine de geçelim. Değil mi? Canın acımıyor değil mi? Yok yok. Biraz çekiyorum ama kusura bakma. Ben de böyle davrandığım için sıkıntı yok. Tararım, kalan sağlar bizim için. Tamam. Evet. Dilimcik gidiyor. Yallah bismillah. Hiç acımam ya. Hiç. İnsanda bir acıma, vicdan duygusu olur ya. Şimdi mesela
bu saçı şöyle bir salsak. Bir alalım. Kendim böyle saçlı görmeyeli çok uzun zaman olmuş, bir kırık oldu. Değil mi? Senin evet. Gösterdiğin modele geldi, farkında evet. Mısın? Ben derim herhalde daha kesecek, bir anda geldi. Oğlum, biz bu işin profuyuz oğlum. Sen ne sanıyorsun? Şimdi. Şuradan. Erhan. Gülüm bana şeyi versene. Tokayı mı? Tokayı. Ayrıcı ver gülüm bana. Ne renk istersin? Fark etmez, ver oğlum herhangi bir rengi. Fark etmiyor. Renkle falan, anam dur lan, olmadı. Heh, tamam. Bir tane daha lazım bana. Şimdi. Benim tanım. Bir dakika şu. Bora, şu yeri süpürsene oğlum. Hadi orada otur, böyle kızlarla mesajlaşmaya benzemiyormuş, hadi. Bak herkes çalışıyor burada. Sen orada boş boş oturuyorsun. Bu arada Bora müşterim. Ama tabii değil. Ne müşterisi? Bizde öyle bir şey yok. Merto. Kulaklarını açacağız mı gülüm? Abi açabiliriz biraz. Tamam. Bora sağ ol gülüm, eline sağlık. Şimdi köşelere pek fazla girmiyoruz gençler. Bak bakayım. Güzel abi, zaten kulağın arkasında tabii. Okey değil mi? Aynen. Tamam. Güzel. Şimdi buradan arka tarafı şöyle yukarı doğru bakın. Kavis vererek saça çok fazla şu noktalarına girmiyorum. Aslında ben bu saçı pivot point tekniğiyle de kesebilirdim. Ama şu an pivot point tekniğine giremem çünkü biraz işler yoğun. Bak arkada Bora bekliyor. Bora'dan sonra 6'da bir tane daha müşteri var. Nasıl yetişeceğim onu da bilmiyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyle klasik kesimden gidiyorum. Klasik keserek ayarlayacağım. Onu söylediğim modeli. Şimdi bakın buraları böyle ayarladık. Saçın gelişini zaten görüyorsunuz. Pivot point'e girmedim. Normal olarak. Şimdi şuradan alt taraflara bakın. Biraz şöyle boşaltarak, çok fazla yukarı değil, diplerden, şu fazlalıkları görüyorsunuz değil mi bak, buradan altı boşalta boşalta gidiyoruz. Burayı böylece ayarlamış olduk. Sonra bu tarafa geliyoruz. Ha bu arada Merto, biz şimdi böyle kesiyoruz da oğlum, bu enseleri ben ne yapacağım? Natürel mi bırakacağız, kısaltacağız mı, incelteceğiz mi, ne yapacağız? Abi orası hiç düşünmedim, ya en yakışacağını düşündüğün şey yapabilirsin abi. Tamam. Şimdi şuraları da böyle alıyoruz gençler. Şimdi hop burada duracağız. Neden? Çünkü bundan sonra artık biraz daha saçı ilerletirsek bizim için sıkıntıya gireriz. O yüzden saçı tekrar ayırmaya. Tarağın nerede benim? Son serimizi koyması lazım. Ben oraya mı attım? Evet. Hayır bu değil. Şey. Ötekisi küçük olan. Şu mu? Heh burada. Tamam. Şimdi bu saçı şöyle bu tarafa doğru alalım. Şimdi az önceki ayırdığımız yer var ya gençler. Neresiydi? Tam bu. Şu ortaydı. Bakın bunlar çok bu işte önemli ayrıntılardır. Bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Az önceki aldığınız gibi mesela tarağı nasıl tutup ayırdığınız çok önemli.
az önce kavis vererek ayarladım ya ben bu saçı. Burada da aynısını yapacağız. Şuradan şunu alıp burayı böyle ayırarak bakın hop. Gördüğünüz gibi burayı da ayarlamış olduk. Şimdi bağlamaya gelelim. Burayı ayarladık. Şurayı bir tutturalım. Ondan sonra da buradaki saçı tutturalım. Tamam. Bakın hep adım adım gidiyorum farkındaysanız. Hep step by step gidiyorum. Kaçmasın diye. Şimdi zaten ayarladık ya noktayı. Şu noktadan bak zaten fazla olanlar ve kısa olanlar çıkıyor. Buradan böyle girerek şöyle yukarı doğru kaldırarak bak buraları da kısaltıyorum artık. Şuraları kısalttım. Şimdi buraya geleceğiz. Burası zaten saçın artık ana ve uzun noktaları. Burayı alacağız. Çünkü neden? Kulak arkaları açılacak. Ondan sonra burası. Buraya da böyle girdik. Ondan sonra şu noktalardan gene tekrar fazla yukarı çıkmadan şu ayarda saçı bırakıyoruz. Ondan sonra buraya gelip tekrar mesela burada artık biraz beyin jimnastiği yaparak gidiyorsunuz. Göz kararı ne kadar kestiğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Yoksa bir tarafa fazla bir tarafa eksik girme ihtimaliniz çok yüksek. Mesela ben az önce bu kadarını almıştım. Mesela ben o ayrıntıyı nereden alıyorum? Şu kaş hizasından. Şuradan aldım. Ben onu şurada bırakmıştım. Şöyle yaparak bak şu fazlalığı alıyoruz. Burayı bir tık açıyoruz. Ondan sonra burayı da böyle alarak şu arkaya gelerek buraları da böyle kısaltarak hafiften. Evet. Mert hocum. İyi mi gülüm? Güzel abi. Bak kulağın üzerinde bıraktım. Fazla kısaltmadım. Hı-hı. Oraları bıraktım. Şimdi hop düşmesen olmaz zaten. İlla bir yamukluk çıkacak. Hop tamam. Burayı da böyle ayarladık. Evet gencolar. Şimdi şöyle bir saçı geriye doğru atalım. Evet, saçı geriye doğru attık. Şimdi gelin. Bak şimdi kısalar ve uzunlar var. Şimdi ona göre ayarlayacağız. Bak. Şimdi mesela saçın nereden başlıyor kısası? Bak. Üst saçtan bahsediyorum. Alt saçtan değil. Şöyle çektiğiniz zaman nereden? Şuradan. Buradan artık bak. Burayı böyle aldık. İlk önce şuranın bir ayarını yapmamız lazım. Ondan sonra şöyle gelerek burayı da ayarladık. Gene yavaş yavaş bak. Saçı alarak bak ne var burada? Mesela bunlar. Bu fazlalığı da alıyoruz. Az sonra bunlara zaten ben tekrar bir kesim işlemi uygulayacağım. Şimdi burayı da böyle içeri doğru kırıyoruz ve şimdi bu sistemi ayarlamış olduk. Neleri yapmış olduk? Arkalar ve yanları ayarladık. Şimdi sıra geldi üstlere. İlk önce üstleri şöyle bir öne doğru atalım. Ama biraz ıslatmam lazım. Saç çok kurudu. Aşırı kurudu. Ver oğlum onu bana. Tamam. Şimdi saç artık aşırı dengesiz şekilde. Şimdi saçı dengelemeye gireceğiz. Dengelerken de şeklini vereceğiz. Şimdi saçı böyle bir tarayacaksınız. Şöyle.
Tabii bu işlem biraz sizin için zor olabilir. Benim için çok basit bir işlem olduğu için siz bunlarda biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Saçın şuraya ayıralım. Bakın artık burada kısalar ve uzunlar çıkıyor. Burası yanlardaki uzunlar ve kısalar bakın. Şöyle şunu aldınız. Ondan sonra bak. Şuraları kısaltarak böyle gidiyoruz. Bakın gördünüz mü oturdu. Ondan sonra buraya gelip şuradan buralara ayarlamanız lazım. Ondan sonra şimdi gene buraya geliyoruz. Bak buradaki fazlalıkları. Az önce aldık ya buraları. Şimdi artık ayarlama. Bakın. Saçın gelişini görüyorsunuz. Burayı da böyle yukarı doğru bak kafis vererek hafiften kaldırarak gidiyoruz. Ondan sonra buradan burayı da böyle ayarlayarak çok fazla yukarı. Bak hop diye oturdu saç. Gördünüz mü? Bir anda. Ondan sonra buraları böyle kısaltarak sonra buraya geliyorsunuz. Burada artık kısa ve uzunlar çıkacak. Ki çıkıyor bakın. Bunu aldınız. Ondan sonra buraya gelin. Burayı ayarlıyorsunuz. Sonra bu nokta. Ön tarafa girmiyorsunuz. Sadece şu fazlalığı alıyorsunuz. Evet. Gençler gördüğünüz gibi oldu. Farkındasınız. Şimdi gelelim üstlere. Merto. Şimdi gülün. Hanım bir saniye. Mert'im bak bakayım. Güzel abi. Şimdi. Oralara yazdık. Şimdi bir tık ayarlama. Çünkü neden? Kısalar uzunlar var. Şimdi böyle alıyorsunuz saçı. Aldığınız zaman hop bak çıktı gördünüz mü? Şunları alacağız. Bakın daha önceden ayarladığım için hemen çıkıyor. Hemen bu fazlalıkları alıp götürüyoruz. Çok fazla arkaya girmeyeceğiz çünkü kapatmamız lazım. Arka tarafı da. Bu kadar. Ondan sonra tekrar en öne. Yine saçı bir tarayacağız. Bakın gene çıkıyor bak hop. Zaten artık belli. Orasını belirlemiş olduk. Buradan burayı alıyoruz. Ondan sonra şu köşeye geliyoruz. Bak. Şimdi asıl olay burada başlıyor. Burada artık bak şimdi. Dönerek saçı vermeniz lazım. Çünkü köşeleri kısaltmayacağız. Bakın yukarı doğru bak. Aldık ya saçı. Şimdi burada kısa ve uzunlar çıkacak ya. Şöyle aldığınız zaman kısa ve uzunlar çok rahat bir şekilde çıkıyor, gözüküyor. Onun için saçı
yön vererek bak. Böyle alacaksınız ki bu adam bu saçı yan taraftan böyle taradığı zaman buradaki ana arterdeki saçla burası karışmaması için. Bak şöyle attığınız zaman göster. Bak nasıl geliyor. Gördünüz? Anlamışsınızdır umarım. Şimdi bu tarafı da ayarladık. Ondan sonra ne yapacağız? Diğer tarafa geleceğiz. Zaten buraya portresini çizmiştik az önce. Buradan şunu alarak bak zaten çıkıyor. Bunu aldık. Bir. Bak gene çıkıyor. İki. Üç. Son adımdayız bak. Arkaya gelmeyeceğim dedim ya. Gelmiyorum. Sadece şurayı alacağım. Bakın zaten çıkıyor. Burayı da böylece almış olduk. Ondan sonra tekrar buraya geliyoruz. Köşeden saçı alın. Saçı kaçırmamaya özen gösterin elinizden. Bu sefer saç yamuk olma ihtimali çok yüksek olabilir. Burayı da aldık. Ondan sonra burayı alıyoruz. Mert istediğin gibi oldu ha. Fotoğraftaki gösterdiğin fotoğraf oldu. Neresi bakalım. Şimdi tekrar şuraya gelerek. Bakın gene bu köşe tarafı almıyorum. Bıraktım köşe tarafı. Çünkü onu az sonra İçeri doğru kırarak alacağım. Şuradaki fazlalıkları alalım ilk önce. Burayı da ayarladık. Ondan sonra bu tarafa gelin. Burası tamam. Şimdi geliyoruz bu tarafa. Köşeye. Ne yapacaktık? Bak. Şöyle alarak. Bu sefer bu tarafa doğru. Bu birinci hamlemiz. Şimdi ikinci hamleye gelip gördünüz bak. Tekrar alıyoruz. Bakın zaten çıkıyor. 3. Bak. Bakın çıkıyor. Şimdi ince telli saç olduğu için bu saça ara makas atılmaz gençler. Bu saça eğer böyle bir kesime Allah göstermesin ara makas attığınız an o saçtan artık bir daha hiçbir hayır beklemeyin. Merto böyle ortadan mı ayıracağız? Biraz arkaya doğru. Öyle takılırım zaten. Şöyle mi? Yani bir nevi. İyi mi? Şimdi ya. Ben sana bir arkanı göstereyim. Enseyi. Ona göre bana bir söyle. Abi böyle kalsın dersen böyle kalabilir. İstiyorsan natürelleştirebilir dedim. Ama böyle yoğun da kalabilir. Güzel abi. Bence de çok iyi. Güzel yani. Güzel olmuş. Sadece bak saçın altına gireyim az bir tık. Ondan sonra bir de uçlarına hafif bir ara makas atayım. Çok minik böyle bir şey, perçemli dursun. Tam bir yerde. Yani öyle dümdüz bir saç olmasın yani. Evet, şimdi saçın altlarına giriyoruz. Çok fazla değil. Şöyle minik sistemle. Şöyle sal.
Şimdi gençler. Burada çok hafif bir ara makas atabiliriz. Sadece altlara. Saçın üstlerine imkanı yok, atamazsınız. Atılmaz da zaten bu saça. Şimdi buna şöyle geniş ağzı saç kesenler var ya, ara makaslar. Bundan sadece uçlarına bakın. Sadece şöyle durabilmesi için. Sadece perçemli olması için. Gördüğünüz gibi bak nasıl saç bir anda kendini toparlıyor. Şöyle sadece uçlarına uçlarına böyle hafif hafif. Buraya da aynı sistemde. Şimdi şuralara. Şöyle yaparak. Gençler bakın böyle de bir geçiş yaptım size bak. Kısadan uzuna doğru geliyor bak saç. Bak şöyle. Balık sırtı modeli var ya, balık sırtı tarzı geliyor. Bak mesela buradan böyle en alttan alıyorsun bak, kısa ya. Hop böyle yukarı doğru uzuyor saç. Hadi şanslısınız, hep sıfırlama sıfırlama yapıyordum. Bu sefer uzun saç kestim size. Merto, iyi mi aslanım? Güzel abi. Şöyle bir bak saça, geneline. Tabii güzel olmuş. Tamam. Ne diyorsun? Güzel abi. Bilmiyorum hani işe... Onun için bana şu an her şey güzel geliyor. Değil mi saç? Kısaldı artık. Tamam. Böyle atacağız değil mi saçı? Yani böyle. Biraz arkaya kapatalım. Evet. Artık istediğin gibi atabilirsin. Bence güzel oldu ya. Şey, Çakmaktaş'taki Fred miydi? Barney. Barney Çakmaktaş gibi oldu. Barney'nin de saç modeli böyle. Ama tabii sen nereden bileceksin Barney? Abi izledim. İzledin mi? İzledim. Çakmaktaş'ta şey... Ama benim izlediğim Barney değildir herhalde. Molostaş. Yeni sezon falan mı bu? Yo, Molostaş'ta işte. Ha ama doğru, artık internet var değil mi abi? Abi ben çocukken vardı onlar. Ben yetiştim onlara. Hadi ya. Tabii jet. Sonuna o zaman. Yani biraz orta sonlarında. Yani normal. Evet gençler. Şöyle buradan böyle iki tane de böyle kuyruk atayım. Şöyle de göstereyim size. Böyle. Erhan'cım, saçı komple göster gülüm. Evet gençler, gördüğünüz gibi bak. Şöyle. Artık bu saçı böyle geriye doğru atacak. Aslına bakarsanız biraz daha estetik bir saç kestim. Öyle dümdüz bir saç kesmedim. Böyle daha estetik, daha tarz bir saç. Gençler, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben eğitim de veriyorum bu arada. Zaten ben açıklamaya ve başlığa da numaramı yazıyorum. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Eğitim almak isteyenler de eğitime katılabilir. Aylık olarak eğitim veriyorum. Detayları konuşuruz. Instagram halim.altankingkap benim şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kingkap official var. Orası da iş hesabım. İki yerden de bana ulaşabilirsiniz, iletişim de dahil numaramda. Kendinize çok dikkat edin. Bugün de sizle Mert'le böyle 7 yıllık saçlarını kestik. Gitti artık saçlar. Böyle bir model yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Bay bay.